Bir önceki videoda hidrojen bromüle buradaki alkeni tepkimeye soktuğumuzda, yani bir halojenürle alkeni tepkimeye soktuğumuzda, iki bromopentan olarak bilinen alkanı elde etmiştik. Fakat bunu yaptığımızda biraz rastgele bir karar almıştık veya bu kararı neden aldığımızı açıklamamıştık diyelim. Şöyle demiştik bu hidrojen kısmi pozitif olacak. Çünkü bu eleman çok elektronegatif. Ve belki kısmi pozitif olduğunda bu karbonlardan birine ilgi duyacak ve onun elektronunu kapacak. Bir önceki videoda tüm bunları anlatırken biraz rastgele bir şekilde hidrojenin bu karbonun elektronunu kaptığına karar vermiştik. Fakat aslında şu diğer karbondan da elektron aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun için hadi gelin bir mekanizma çizelim ve hangisinin gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünelim. Yine bromun değerlik elektronlarının hepsini çizelim. 1 2 3 4 5 6 7. Hidrojeni de aynı renkle çizelim. Hidrojenin elektronu da burada. Bu kısmi pozitiftir ve burası da kısmi negatiftir. Hidrojen bu elektronlardan birini kapmak isteyebilir. Diyelim ki soldaki karbonun elektronunu alsın. Elektron burada, yani bağın öteki tarafında. Hidrojen yakınlara bir yerlere geldiğinde elektron hidrojene gider veya ona tutunur diyelim. Hidrojene gittiğinde ise hidrojen, bromun baştan beri istediği elektronu serbest bırakır. Brom çok elektronegatifti, hatırlarsınız. İşte o elektron broma gider. Bunu yaptıktan sonra durum nasıl görünür? Tepkimemizin bir sonraki adımı ne olacak? Soldakinden bayağı farklı görüneceğini söyleyebiliriz. Elimizde bir karbon var ve iki hidrojene bağlı. Diğer karbona tek bağ ile bağlı ki o da buradaki hidrojene bağlı. Zincirin kalanını da şöyle çizeyim. Bu elektron hidrojene gitti. Eşleştiği diğer elektron hala bu karbonda. Şimdi bu karbon buradaki hidrojene bağlanmış durumda. Bu mavi elektron artık hidrojende. Çizelim. Eskiden burada olan mavi elektron artık turuncu hidrojene geçti. Ardından hidrojen kendi elektronunu broma verdi. Bromun ilk başta 7 değerlik elektronu vardı. 1 2 3 4 5 6 7. Ardından hidrojenden fazladan bir elektron kaptı. Yani eksi yüklü oldu. Artık bu brom değil, bromür iyonu oldu. Bu elemanın da 4 değerlik elektronu vardı. Bir tanesi hidrojene gitti. Yani artık artı yüklü oldu. O bir karbokatyon. Farka dikkatinizi çekerim. Önceden bu eleman elektronunu kaybetmişti ve hidrojen bu karbona bağlanmıştı. Şimdi ise bu eleman elektron kaybetti ve hidrojen bu sağdaki karbona bağlandı tahmin edebileceğiniz üzere buradan itibaren bir önceki videoda olana çok benzer bir şey gerçekleşir. Fakat şimdi bunlar buradaki tüm karbonun başına gelir. Hadi gösterelim. Bu karbon pozitif. Bromür iyonu tabii ki negatif. Bu elektron karbokatyona gider ve bir bağ oluşturur. Bu yeşil elektron karbokatyona gitti ve bu mor elektron bromürde kaldı tahmin edeceğiniz gibi bunlar bağ kuracaklar. Az sonra göreceğiz. Elimizde ne var? Bir çizelim. Karbon, hidrojenlerimiz. Sağdaki karbon ve hidrojen ve zincirin geri kalanı var. Şimdi bu karbona bağlı olan bir hidrojenimiz var ki tepkimenin ilk adımı buydu. Ardından buradaki brom buradaki karbona bağlandı. İşlem tamam. Bir başka olası mekanizma işte buydu. Bu mekanizmada elimize 2-bromo geçmişti, değil mi? 2 denmesinin sebebi 2 numaralı karbonun üzerinde olmasıydı. Buradaysa 1-bromo pentan var. 1 2 3 4 5. Yani burada hala 5 karbon var. Ancak brom burada 1 numaralı karbona bağlı. Buradaysa 2 numaralı karbona bağlı. Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Çünkü ilk bakışta bu ikisi de makul mekanizmalar gibi görünüyor. Fakat deney yapılınca gözlemlenen mekanizma soldaki oluyor. Bu deneyi yapmadım. Yani oranları bilmiyorum. Fakat tepkimeden sonra görülen ürünlerin büyük çoğunluğu bu olacaktır. Bu sağdaki değil. O zaman gelelim buradaki mevzuya. Yukarıda her ikisi de makul mekanizmalarmış gibi görünüyordu. Peki o zaman bunun gerçekleşme ihtimali diğerinden neden çok daha fazla? Bunun cevabı Markovnikov kuralı dediğimiz şeyde gizli. Hemen not düşelim. Markovnikov kuralı. Şimdi bu kurala birkaç şekilde yaklaşabiliriz. Markovnikov adlı bilim insanı tüm bunları düşündüğünde veya gözlemlediğinde işe yarıyor gibiydi. Tabi %100 emin değildi ama işe yarıyordu. Neden işe yaradığını biraz düşünelim. Hali hazırda daha fazla hidrojeni olan şeyin hidrojen edinme olasılığı daha fazladır ki burada bu olmuştur. Soldaki karbonun sağdaki karbondan daha fazla hidrojeni vardı. Sağdaki karbonun da hidrojeni vardı ama aşağıya bakarsanız hidrojen yerine alkil grubu görürsünüz. Yani daha fazla hidrojeni olan karbon sonunda hidrojeni elde etti. Daha fazla grup barındıran karbonsa yani şu sağdaki karbonsa soldakinin aksine bromu elde etti kısacası daha fazla hidrojeni olan daha fazla hidrojen elde ederken daha fazla grubu olan da daha fazla grup elde etti. Kural bu şekilde. Peki ama neden bu kural mantıklı? Her iki mekanizmada da karbokatyon olduğunu düşündüğümüzde kural mantıklı gelmeye başlıyor. Not edelim. Karbokatyon. Burada soldaki karbonun karbokatyon olduğunu görüyorsunuz. Burada ise sağdaki karbonun karbokatyon olduğunu görüyorsunuz. Markovnikov kuralına göre daha kararlı olan ve daha düşük enerji seviyesine sahip olan karbokatyona bakıyoruz. Demek ki elektron bakımından zengin moleküllere veya atomlara bağlı olan karbokatyonlar daha kararlı oluyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu artı yüklü. Fakat etrafında daha fazla karbon var. Yani bu elektronların bazılarını paylaşabilir elektron bulutları biraz daha kararlı olmasına yardımcı olur. Buradaki ise yalnızca bir başka karbona bağlı. Bu iki karbona bağlı. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Yalnızca bir karbona bağlı olan karbonlara primer karbon diyoruz. Mesela buradaki primer bir karbokatyon. Bu karbonsa iki karbona bağlı. Yani sekonder karbon olarak adlandırılacak. Karbokatyon olduğu için de sekonder karbokatyondur diyebiliriz. Hemen yazalım. Sekonder. Sekonder karbokatyon, primer karbokatyondan daha kararlı. Hatta burada bir başka karbon grubu veya etrafında çok fazla elektron bulunduran bir şey olsaydı, karbonumuz tersiyer olurdu ve daha kararlı olurdu. 3 şeye bağlı olmak, iki şeye bağlı olmaktan daha kararlıdır. İki şey dediğimde hidrojen hariç iki şeyi kastediyorum. Markovnikov kuralı da bu karbokatyonun buradakinden daha kararlı olmasının bir sonucudur. Biri sekonder, biri primer ve sekonder olan yanındakilerden elektron alabilir. Burada ise durum pek öyle değil. Bu daha kararlı olduğu için gerçekleşme olasılığı da daha yüksektir. Bu sağdaki ise genellikle elde edilen bir sonuç değildir. Bu yüzden soldaki ürün olan 2 bromo elde etme ihtimalimiz, 1 bromo elde etme ihtimalimizden daha yüksektir.